Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün sabah kahvaltısıyla videoma başlıyorum arkadaşlar. Evet, bugün sabah kalktım. Öykülerle beraber çocukları okula hazırladık. Çocukları okula gönderdim arkadaşlar. Bıraktım, geldim onları okula. Okuldan gelince babamla Güler dama gittiler ahıra hayvanları sağmaya, onları karınlarını doyurmaya. Onlar gelinceye kadar ben de dedim boş durmayayım. Annen daha uyuyor. Dedim bir melemen yapayım bugün sabah, değişik olsun sobanın üzerinde. Domateslerimi doğradım. Domatesim de güzel sobanın üzerine pişti. Çayımı da demledim. Çayım da çok güzel, şöyle göstereyim. Çayım da kaynıyor. Suyumuz da çok güzel kaynıyor buradan. Kedilerimi de doyurdum. Limon orada. Güneşle bulut da orada. Onların da karnını doyurdum. Onlar da sessiz soru çıkmıyor. Karınları doydu. Evet. 3 tane domates doğradım arkadaşlar. Güzel oldu. Domatesler güzeldi. Nasıl kayboldu. İyiydi. Yumurtamı katayım yavaşlamaz. Evet. Yumurtamı da şöyle. Şöyle. 4 tane de yumurta kırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dolaştırayım. Evet. Yumurtam biraz kaldı içinde. Onu sıyırayım birazdan, dur. Şöyle tek başına zor oluyor arkadaşlar. 4 adet yumurta kırdım arkadaşlar. Çok mudur az mıdır bilmiyorum valla. Şöyle sabah kahvaltısında içine biraz tereyağı koydum. Biraz sıvı yağ. Pul biber attım. Tuz attım. Karabiber atmadım. Sobanın üstü çok karıştırma diyebilirsiniz. Ben karıştırıyorum şöyle arkadaşlar. Güzel domates de yumurta karışsın. İyice nasıl birbirine yesinler. Artık tamam. Şöyle koyayım şuraya. Evet, melemenimiz pişsin. Kahvaltılıkları da hazırladım şöyle masaya. Annem kalkınca da annem bir tahin çorbası pişeceğiz. Evet, tereyağımız var. Şurada çikolatamız var. Evet, köy peynirimiz. Yine pekmezimiz var. Şurada reçelimiz ve zeytinimiz var. Allah'ıma şükürler olsun. Şunların keyfini bastıralım. Bunların keyiflisi yok. Güzel. Karınları doydu. Güneş de burada yatıyor. Limon da orada yatıyor. Paşa. Paşa koltuğunda yatıyor. Sobamız da güzel yanıyor. Bugün gerçekten de soğuk bir hava var arkadaşlar. Her zamanki gibi. Kış günü. Mevsim kış. Evet. Sobanın üstünde güzel. Yavaş yavaş şişsin. Yani içini çeke 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 yumurta pişsin. Sobaya bakayım yanıyor ama ne? Oh, meşale yanıyor valla, bitti. 3 tane meşe attım içine şöyle ufak tefek. Alttan kaynıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Şey, ocakta gibi olmuyor. Hani hafif şöyle yumurta yüzeyde kalan da bitsin de. Evet, biraz yumurta fazla geldi. 4 yumurta kırdım, belli oldu bakın. Ama domatesler güzel sobada yanıyor ya. Domatesler güzel eridi yani, güzel pişti. Şöyle. Evet, melemenimiz de hazır. Bu da pişti arkadaşlar, tamamdır. Elime koluma sağlık yani. Melemen yaparım yani. Kendim aç koymayacak kadar yemek yaparım. Arkadaşlar melemenimi şöyle ocağın üzerine aldım. Şöyle üzerine kapatayım. Sıcak dursun. Zombanın üstü durarsa şimdi yanar. Arkadaşlar ekmeklerimi dildim şöyle. Annem kadar dilemedim ama yine güzel dildim yani. Şöyle ekmeklerimi dildim. Şöyle koyayım. Bunları birazdan da sobada ısıtırım bunları. Şöyle. Bunlar da şey ekmekler. Kırmızı ekmekler. Artan ufak tefek. Bunları çorbaya doğrayacağız şimdi. Çorbayı da pişireyim ya. Allah Allah. Bir de ben pişireyim. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çorba pişmekte ne var? Yağı katıyoruz içine. Sıvı yağ. Evet. Al bir şey de. Şöyle. Salçayı katalım yağına beraber. Evet, sobanın üzerine sıcak suyunu doldum. Şöyle bir salçamı. Arkadaşlar biz alıştığımız için şeye, tavuk suyuna yani bulyona çorbayı onsuz yiyemiyoruz yani. Ben de bir tane bulyon kattım içine. Evet, şöyle.
Salçayla beraber şöyle güzel bir kavurayım. Bilmiyorum, belki salça fazla gelmiş olabilir. Göz kararı gibi kattım ama. Buranın derdi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şaftını kapatalım. Evet. Yeter galiba, çok da doldu maylum. Biraz yağlı mı oldu ya? Annem gibi ben de yağı fazla kaçırdım herhalde. Dur bakalım. Suyumuz kaynasın. Ben de o arada tarhanayı hazırlayayım. Arada bir tarhana dur. Şöyle ben bir şey yapayım. Hamur tarhana olduğu için. Şöyle biraz karıştırayım suyuna. Biraz şöyle karışsın. Ondan sonra bakalım çorbayı yapabileceğiz mi? Ya artık yiyemezsek de bir şey yaparız ya. O kadar annem videoyu çekiyoruz değil mi? Bunu da yapalım galiba, olsun değil mi? Şimdi diyecekler ki bir tane çorbada pişmesine ne var? Ya işte her şeyin bir kıvamı var arkadaşlar. Mesela şu tarhanayı karıştırırken bile şunun suyunun kıvamı var. Ne kadar katacaksın, ne kadar şey yapacaksın. Yani bunu önemli yani. Ufak tefek hani bazı şeyler şey geliyor, yani kolay geliyor. Yaparken de bazı püf noktaları var. Şunun hamurunu karıştırması bile çok önemli. Suyun kıvamı. Şimdi bu hamur komple karıştırmıyorum ben. Sadece yüzeyini karıştırıyorum ki suya çıksın diye. Ve tarhanamız da kaynıyor. Tabi sobanın üstünde suyumuz da sıcaktı. Hemen tarhanamız şey yaptı. Evet. Bir tane aldım. Şöyle kaşığı bir dakika şöyle alayım. Valla suyumuz kaynıyor. Tarhanamız. Oğlu kaynıyor. Hadi ne yapıp başa be. Ya bu işi yapacağız ya bu dünyadan gideceğiz. Atayım mı gari bilmiyorum ki. Adana kıpaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ye olacak. Ama şimdi katarken bunu karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Tarhanayla beraber. Kamerayı tuttuğum için onu yapamıyorum şimdi. Kıvamını ayarlamak için. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz kattım. Kıvamına bakıyorum şu anda. Herhalde bilmiyorum valla ya az gibi çok mu geldi bilmiyorum ama bakalım kıvamı kaynasın bakalım neyle olacak. İlk defa çorba pişiriyor muyum? Yok, daha önce çorba pişirdim ama bayağı zaman oldu. Çalıştığım şirketler falan çorba hazır çorba yapardık, pişirirdik böyle. Az bir tane daha katacağım arkadaşlar. Kıvam biraz curu gibi. Az bir şey. Kıvamını ayarlayayım. Valla çok geldi herhalde bakayım. Biz bu işi yapacağız herhalde bu. Bugün de kahvaltıyı ben hazırlayayım. Yani son kıtabakla kalkınca zaten çocukları arkadaşlar okula yollarsam şey yapıyorum ben. Yardım ederim anneme de olsun, Güler'e de olsun. Video çekerken kapatırım. Masayı kurarken olsun, şey olsun, yardımcı olurum yani elinden geldiği kadar. Galiba oldu herhalde, bilmiyorum biraz daha. Dur bakalım, Güler geliyor. Güler geliyor camdan. Ona sorarım arkadaşlar nasıl oldu kıvamı. Güler olması biraz daha kaynatırız. Belki biraz daha tarhana da bir şey yapıp koyabilirsin az geldiyse. Evet, buyurun, evet, buyurun, buyurun, buyurun. Sütler sağduk. Maşallah. Götürüyoruz, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Güler. Gel be kadın, çorbayı pişirdim, gel be. Ana. Ana, kıvam neyle, bilmiyorum. Ana. Anam dayatıyor. Bak, düşmemişti abi. Öyle gidiyor. Dur bakalım baba. Bu çorbaya bak, ben pişmiş mi? He? Çorbayı. Anam mısın çorbadan? Sen pişmiştin. Ha? Evet. Güler, gel be, çorbaya bak. Nasıl baba? Al mı tanesi? Çok mu kalsana? Yavrum bak. Ne kaynıyor? Kapalım. Neyle? Ne? Niye çok kaynıyor? Neyi? Kapatayım mı? Kapat kaynıyor. Ne bileyim ben hani? Soruyorum sana dedim ben damdan gelince. Basana ne yaptım bak bak. Helal olsun ne kansa. Melemen de yaptım.
Ekmekle kahvaltıyı da hazırladım. Çayı da demledim. Ne edeyim siz gelinceye kadar? Boş durmayın dedim. Evet Allah çorba olmuş diyor bile arkada. Bismillahirrahmanirrahim. Evet siz gelinceye alıp. Ben de siz gelinceye alıp şunu hazırlayın. Hayır onunla bağırıyor. Şey yerlerini düştü. Yerlerini düştü mü? Yerlerini düştü bunun için. Şunu şuraya yapıştırayım arkadaşlar. Ver bakalım da. Karınları dok, doyurdum karınlarını. Haa. Karınları dok. Hiç ses etmiyor. Hiç sesle çıkmıyor. Hiç sesim, ne yedin arkamdan? Ben mi? Haa. Allah ne verirse yedin, böyle ekmek de verdim, süt de verdim, püsküt de verdim. Karınlarını doyurdum. Doymuşlar da yatıyor bak. O zaman hiç kımıldıyorsun, hiç sesle çıkıyor mu? Dama inme kızım, dama doyurdum. Evet arkadaşlar, tarhanası az gelmiş diyorlar. Biraz daha katacak, tabi biz şimdi acemiyiz. İşi profesyonel bırakacağım ama onu gelince hadi dedim ben kahvaltı hazırlayayım dedim. Değil mi ula? Ben hemen de yapmadım. Işık var adam boyunu alıyor. Ha bu usta el değecek bak. Değilse rengi bile değişiyor. Değil mi ula? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ki. Evet çorbamız hazır. Ekmeklerimizi kızarsın. Kahvaltımızı yapalım. Annem de kalksın gayrı. Kalkmıyor mu annem? Kalksın galiba. Arkadaşlar benim annem şöyle kula kola koydum. Evet. Koyalım. Ekmeklere baktın mı? Bakmadınız değil mi? Birazdan yanar şimdi. Yeter, çok fazla da şey etmezim. Yanıyor yanıyor. Yaktı elimi. Şöyle Allah'ın ne verirse yiyelim. Çok şükür ha. Arkasında bal var. Tabağıyla koyuyorum şöyle. Tabağı akıtma sonra zor oluyor. Daha doğrusu kaşığında şey kalmıyor, bal kalmıyor. O yüzden tabağıyla koydum sofraya. Özgürler çorbaları doldursun. Bu çorbayı ben düşündüm. Bakın ya tuz atmadım ben şuraya. Siz tuz atıyor mu lan çorbaya? Ben de atmadım tuz. Ne tuz attın, ne karabiber, ne şey. Karabiber atmadım, anam atıyor musun karabiber? Katmadım, karabiber de katmadım. İsteyen kastım valla, bu sabahleyin böyle. Ama rengi falan güzel ya. Baksana şuna ya, maşallah. Yürü az koyacağım. Suyu mu az kalacak hocam? Yürü az koyacağım, ondan sonra toplayacağım. He, tamam. Hangi suyunu normal şey... Tamam, suyunu az koyacağım. Ha, diğer suyla beraber aynı seviyeye geliyor değil mi? Benden de bu atayım. Şuradan ekmek alayım ben. Biraz doğranmış ekmekten çorba katalım arkadaşlar. Çeksin şöyle. Yumuşak pamuklu bozun. Ekmekleri hiç günah çöpe atılmaz. Zaten köpeklere veriyoruz biz de zaten artıklarını. Böyle şeylerde çorbaya katıyoruz. Arkadaşlar çorbanın tadı güzel olmuş. Elime koluma sağlık. İyi değil mi tadı? Hı. Annem de geliyor. Biraz annem bugün kepsiz gibi arkadaşlar. Biraz tansiyonu şey etmiş. Çıkmış. Otur gel. Melemeni yaptım sobanın üstünde. Çorbayı da büşüdüm. Becermişim baba çorbayı. Çorbaya bak abi. Erkan büşüdü, Erkan. Alesin nereye? Dedim bu adamdan gelince hadi büşüreyim dedim hani. Yine ters bağlım, ters dönün. Hangisi? Bakın yedek önce avı gördüm. Buraya alırsa bu olmuyor minik. Kapının önüne. Kapının önüne. Olmadı bir tek afur.
Hangisi? Hepsini kaçırdım. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Sağlam oldu bir şey etmiyor. Çürük olunca şöyle deyince bütünü sağlam. Hangisi? Buranı. Sağabildin mi? Tersine mi diye? Şöyle şey diyor ya. Şuraya geliyor. Evet arkadaşlar, çorbalarımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Üstüne de bir sabunosu demlediğim çaydan bir arabada içelim. Allah'ım afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yemeğimizi, kahvaltımızı yaptık, ortalığı temizledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peynirimiz bitti yine. Yine gitti anne o. Bunlar içeride şeye bakıyor. Bunun içinde ne bana? Kepçe düşmüş. Peynir ya, bu niye? Arkadaşlar, şimdi peynir yapıyoruz yoğurttan. Her zamanki olduğu gibi. Bir annem iki tane limon sıktı. Biraz limon tuz attı, biraz da bir kase de yoğurt attı. Evet, şimdi kesilecek. Evet, suyumuz kesildi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peynirimizi süzeceğiz. Görüyorsunuz maşallah. Ya biz böyle seviyoruz arkadaşlar, hem de güzel oluyor. Ama taze peynir. Bu yeniyor ya, ötekiyle yenmiyor. Evet. Bunu biraz suyuna akıtacağız arkadaşlar, ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi. Üzerine bir hafif taş koyacağız. Suyu akacak. Ondan sonra... Evet arkadaşlar, peynirimiz annem suyunu süzdük. Gördüğünüz gibi. Bakın. Dilim dilim kesiyor annem şimdi. Suyun içine buraya kaba. Gördüğünüz gibi maşallah. Evet. Şimdi bir de tereyağı yapacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi. Evet. Acımıyor ki bakalım. Bak bakalım nerede? Geliyor. Nazlattın mı hocam? Eline sağlık. Evet. Sütümüz de pişiyor burada arkadaşlar. Sabahtan beri pişemedi sobanın üstünde. Burada da yoğurtlarımız var. Burada yoğurtlarımız var şimdi. Azallah. Böyle okunuyor. Saatimiz 12'yi geçiyor. Evet, makinemiz kontrol ettik, çalışıyor. Şimdi sırasıyla yoğurtlarımızı koyacağız arkadaşlar. Zaten tereyağı biliyorsunuz artık her çoğunlukla videolarında çekiyorum. Çünkü günlük hayatımızın bir parçası tereyağı da. 2 günde, 3 günde bir tane tereyağı yapıyoruz. Yoğurtlarımızı mayalıyoruz. Üç bardak. Bak bak, 8 yani. 8, 16, 24. 24 kilo yoktu. Yok mu bu? 7 kilo. 20 kilogram yoğurt var burada. 20 kilogram yoğurttan da ortalama 1 kilo ile 1 kilo 400 gram arası tereyağı çıkıyor. Ama tabi bu ineğin sütünün yağlı olmasına da fark ediyor. Mesela fazla da çıkabilir, düşük de çıkabilir. Bir de mesela sütünün üzeri yok. Üzerini toplasan daha fazla çıkar mesela. Yani. İşte. Süt taşıya şart kon. Süt alalım da. Süt kabarıyor. Şunu öyle koyalım da. Bunda yoğurt çalacağız arkadaşlar. Aha, onu çalacağız. Bunda yoğurt olacak.
Arkadaşlar şimdi yoğurdumuzu mayalıyoruz. Bakmadan içinde yoğurdu annem. Ne yaparlar ya? Da peyva. Yoğurdu da bu şekilde mayaladık. Evet, yoğurdumuz da tamam. Yoğurdumuzu çaldık, mayaladık. Öyle mi? Ya ama şu an bilmiyorum, bizim buralar 80'den satıyor ha. Ama her şeye zam geldi. Ya da zam gelmiştir herhalde. Bilmem, bir takipçi yazmış. İstanbul'da 120 lira diyor tereyağı. Kaç diye? 120 lira diyor ama İstanbul'dan burası hani farklı yani. Bizim pazarda 75 liradan 80 liradan satıyordular geçen hafta. Ama yine zam geldi. Her gün zam geliyor her şeye. Doğal olarak bu da gelecek. Bir çuval 200. Bizimkine de gelecek. Ya bir çuval 250 milyon para olmuş yani. Evet. Anladın mı bu? Tabii. Samanıydı. Saman para, yem para. Ya. Kusta para. Evet. Bir ton kus. Şey tutmuyor. Bir ton yaş kuspe. Bu sene 300 liradan aldılar. Şimdi adam kendi satıyor 600 liradan satıyor. Bin kapasını bulmuyor. Bulunmuyor şu anda. Pancar kapası kapandı. Ne diyeceğim, kuru kuspe alacağım. Geçen sene vardı, bu yıl yok. Evet. Bu sene kuru kuspe, yaş kuspe erken bitti. Geçen sene 220 kağıdı. Evet. Geçen bu başarılı 220 bu sene. Öyle bir şey diyor. 240 mı? 250 bir şeydi. 300'e çıkartmışlar. Yok. 300'e, 500'e satıyor. Yok. Şimdi satıyorlar bazı şeyde. Tonu 600 diye. Nerede satıyorlar? Adam almış. Mesela 50 tane, 100 tane satıyor. 600 kat, 700 kat. Paran tamam. Varsa al. Öyle evet. Arkadaşlar şimdi makinemizi çalıştırıyoruz. 20-25 dakika falan çalışacak. Arkadaşlar tereyağımız da maşallah yarım saat falan sürdü. Biz 25 yani dakika geçti. Oldu işte. Evet. Ötük su koyuyordum yine. Hı-hı. Toplandı. Evet, maşallah. Şimdi bunu yıkayacağız. Arkadaşlar gördünüz, annem yıkadı. Ben bir lavaboya gidince hatta. Yedin, üşüyelim oğlum. İyi, iyi, düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi suda düşüyor. Annem güzelce yıkıyor. Tertemiz oldu bakın. Hayran falan kalmıyor içinde. Zaten hayran kaldığı zaman yemek pişirirken falan böyle tavaya koyduğun zaman yağ çayır çayır öter. Suyunu sıkacağım güzelce nasıl. Ayran kalmayacak. Kalmayacak diyor. Zahmet yine de çıkıyor. Güzel azmış demek. Yine bir kilodan fazla ne? Fazla yetiyor.
Allah bereket etsin. Allah'ın güle güle yemek etmesin. Çok şükür. Arkadaşlar tereyağımızı yaptık. Ben şimdi Elif de yemin okuldan alayım da yiyelim inşallah. Annem de tereyağını dolaba kaldırsın. Arkadaşlar Eymen'le Elif okuldan aldım. Var bak kızım var. Melemen yap dedim sabahtan kahvaltıdan. Duruyor. Bir tabak duruyor. Yiyemedik çok yapmışım. 4 yumurta kır dedim. 3 tane domates doğradım. Çok geldi. Yiyemedik. O da sizin hakkınız. Isı doğrayayım ben size onu. 4 tane yumurtam kırmış. Ha. 4 yumurta kırdım Elif. Nasıl kaldı? Yarım mı? Yok burada tabak duruyor. Anam. Sak teke düş teke hemen. Abla tekesin hemen. Nerede? İşte la. Ana. Acıkmışlar, acıkmışlar. Vallahi. Yani yani yava ne soğuğu. Ayaz esiyor, ayaz. Oh. Oy. Arabayı aşağı bıraktım ya. Kar gösteriyor. Ne diyor? Ne oldu? 1 × 0 Ha tabi. Sayı. Uçak alalım ulan. Sayıdır. He? 0 her sayıyı yutar. Yutar mı? Evet. Ya, boş 0 son son. Ne dedin? Ne iş gördün? Hiç durmadım. Vardım geldim. Toplu başına geldim. Kota parası unutmuşsun. Orhan aradım. Bir şey mağazım gibi olamam. Başka kimse yoktu. Ha. Yazdım adresi verdim elini. İyi de. Orhan dedim bir daha göreceğiz böyle böyle tam mal diye sorun değil. Beykutu 10 katta kutu yaptım. 9 kilo geldi. İyi. Evet arkadaşlar. Güler demin önlerini temizliyor. Haldeyi dedik konuşup biraz sohbet ettik. O da aşağı doğru gitti. Şurada geçen Kastamonu'dan aldığımız soğukları göstereyim size. Hasan abinin verdiği. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ne haber? Bakın bunlar arkadaşlar. Güler boya çalmış. Karışmasın diye. Gitti mi kızım? Ye. Üşümüş de mi? İyi, buraya iyi. Kızım sabahtan beri. Sabahtan beri arkadaşlar şimdi yeni geldikleri için Güler gözetliyor şimdi bunları. Hani alışsınlar da evin önüne. Başka yere gitmesinler diye güdüyor Güler bunları. İyi maşallah kız bu. O iyi de hatta. Düzeldiler üç, mi Güler? Düzeldiler. Zaten iyi dedi. Kaç horoz var? 3 horoz mu Güler? 4 horoz. Ne diyorsun kız? 4 tane horoz diye arkadaşlar. 4 horoz. Horozlar zaten bir şey yaparız bakalım. Biraz daha şey yaparız. Toparlıyor olsun. Gel. Gel. Bir tane çiz. Gel oğlum. Ne? Ne? Ha? Ne olsun? Şey alırım ben. Senin resmin yar mı? Ha resim aldım sana. Resim çıkarttım sana. Hadi. Geliyorum ben. Meleme nasıl varayım ben size? Arkadaşlar evi temizlemekle olmuyor. Dışarısını temizleyeceğim. Dışarısını böyle güler gümüş gibi eder her tarafı. Temizleme tavuklar olduğu için sıkıntı. Hani soruyorlar Erkan Bey tavukların pinesini değiştir yerindeydi. De. Arkadaşlar şu an arabayı park ettiğim yer var. Ama orada sıkıntılı orası da. Her taraf açık orada. Sansar mansar gelir değil. Bir de gidip gelmesi oraya. Şimdilik burada idare de koyalım. Belki yaza doğru o tarafa doğru belki bir kumes gibi bir şey yaparız. Değil mi güler? Tamam onu da yapacaksın da oraya daralıyor orası da. Ya kara çukur duruyor. Ne araba? Kastamonu. Ne toklu mu? Ha. Ya şeyde duruyordu. Kapı mı veriyor? Kapıdan kapalı mı? Açıkta duruyor mu? Doğan hayvanla. Yok yok yani diyorum. Şeyine girebilirim. Sansar falan mı? Ha. Yok giremiyor. Bir hiç anlamaz. Oy oy oy. Sobayı yakalım arkadaşlar. Ayaz değil mi lan soğuk. Buz buz. Buz ayaz esiyor Kastamonu. Evet odunu azalttık arkadaşlar. Korap azaldı. Kömürümüz var işte. Bakalım belki. Kömüre başlarız. Olmazsa bakalım bir belki bir 10 sitar odunla bulabilirsem 5 sitar ben bir yerden alırım. Ama şu an odunumuz yetiyor Allah'a şükür. Baba. Ay yavrum. Teşekkür ederiz. Onu bir abi göndermiş. Tam Kuzey Makedonya'dan göndermiş size onları. Çok güzel bu. Hadi güle güle kullanalım. 0.7, 0.5. Ha ha. Ben niye bende uçmak?
Hediye göndermiş kızım size. Çok böyle güzel. Resim yapsın diye bak. Ben bunları alacağım. Ben bunlarla kullanırım. Bunlar tamam, onunla seni. 07 ile seni. Bak bunlar 40 tane var galiba. Bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Ben... Şükür böyle kullanın. Şu ne? Şu? O maske. Baba. Bunlar uçlu kalem mi? Onlar renkli kalem. Onları sen kullanma. Onları benim odaya koy. Onları ben kullanırım, tamam mı? Al baba bunları. Ha. Yazarsınız oğlum. Resim yaparsanız. İkisi evet, dur olsun. Yani, dur olsun. Ha, ikisi var. Ha. Bu çok güzel. Ben bunları saklayayım. Alasın. Bir de bu var. Çok güzel. Alasın. Bu da benim dondurma katkandım. Kestane var burada. Bunlar da soğuk. Fırında yapacağız bakalım olursa. İnşallah. Evet arkadaşlar, çocuklar sabahleyin. Bir tabak melemen artmıştı. Onun bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tabağı ısıtalım da. Onlar da afiyetle yesin de. Hah, güler ısıdı böyle. Yak altına kalın. Hah, ekmek de ısıdı bayılım. Evet şöyle. Çok yapmışım arkadaşlar ya. Elim annem bir biraz da gitmiyor. Evet evet, tek ekmek. Setten zorla yiyeli. Arkadaşlar ekmekler ısıtırmış da. Çocuklar yesinler. Benimkiler benimkinden daha iyi. Aa. Baba, senden canım sürüyor. Siler ya oğlum sen. Hadi onları toplayın da. Karnınızı doyurun hadi. Ya ne edeyim şimdi? Çöpeğe de diyorlar. Resim yap hala ya. Ol var resim yapalım. Kim katmış lan onları? Abi. Ha, göndermiş. Tam Kuzey Makedonya'dan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olsun. Ha. Bir tabakta yoğurt koy bakalım. Baba burada 7 var. Yemeğini yiyeyim ondan sonra diyorum. Baba burada 7 var. Aa, sen kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. O da 7. Bir ara kaşık koy bak. Elinizi yıkan hadi yavrum bak ha. Hadi yavrum hadi yavrum. Anne yoğurt da uyuyordu bak pamuk gibi. Heh. Şöyle karnı uzuyorum. Birazdan yemek yiyoruz zaten. Hadi 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 hadi. Bilmiyorum ki ya. Benziyor. Bilmiyorum ben. Biraz benziyor mi? Yok bu tam şeyden geldi, yurt dışından. Şey, kalemliklerle beraber gelmiş. Allah Allah. Ha. Emre'nin resmi de var. Bak sen. Ne diyor? Ekrandan tanıdığım en iyi iki çocuğa küçük hediyeler diye. Sizleri çok selamlıyoruz diyor. Saygılarımız da Kalkan Delen Kuzey Makedonya. Kim baba? Hadi bak hadi. Bir tek bir yere tasla değil. Siz üşütmüşsünüz yani. Hava soğuk ya. Siz dışarı çıkıyorsunuz. Koşuyorsunuz orada. Top oynuyorsunuz. Bugün üstümüze gazak giyiyoruz bazen. Önceki gün ne giymediniz ama ya? Hava iyiydi, gezdiniz yavrum. Evet. Hadi bakalım, kan uzuyor, ne yapıyorsun? Hı-hı. Melemen tatlı olmuştur arkadaşlar. Soğuyunca daha güzel oluyor melemen. Sıcak sıcak. Ben de soğuk biber kızartması severim mesela. Arabada tret çekecekti. Hadi yavrum, bakma şuna. Yoğurttan dedik ama bağırsaklarınızı sorsun hadi. Hadi. Hani zopa da yap bakayım, zopa alayım. Zopanın üstünde yaptım valla, hiç ocakta yapmadım. Zopanın üstünde pişirdim anne domatesleri. Arkadaşlar annem de öğlen yemeği hazırlıklarına başladı. Bugün menüde kabak kızartması var. Evet, kabaklarımızı doğruyoruz. Çocuklardan melemenini. Bitirdiniz değil mi? Ha, yediler yediler. Evet. Acıkmış. Ya da bağlayın. Süt içtiler birer bardak. Şey mi yiyle de bağlayın. Allah'tan sütü bir içiyle birer bardak. Onlara yetiyor. Yumurta pişiriyorum bazen. Bitti. Bitti mi? Sıyırın tabağı, sıyırın. Kalmasın hadi. İkişer tabak şey. İkişer kaç da yoğurt yıkıp hadi yavrum. Hadi. Hadi. Elinizi konumuzu güzel yıkan. Ha kızım, ha kızım ha. Ha Elif ha. Elif yoğurttan hiç tıkmamışsınız yavrum. Bir ayak açtı. Tıktım. Tıktı mı? İyi. Ha. Tamam mı? Elhamdülillah. Ya Rabbim şükür elhamdülillah. Ha, aferin elhamdülillah. Ha. Bak kay maşallah yediler. Yeter abi bu otu yediler ya. Hocam elemen tamam yediler bak. Boşa gitmedi arkadaşlar. Arkadaşlar çocukların da kanını doydu. Şimdi sağlık. Annem kabak almış pazardan. Onları kızartacağız. Hadi güzel ha. İçeride masanızı açın. Bak masa da var. Küçük masa. Evet, hadi onları. Resim yapacağız.
Hadi resmini yapalım. Hadi yavrum güzel güzel. Güzel resim yapalım bakalım hadi. Güzel kim yapıyor? Ya işte bir öğün geçiyor, bir yemek bir yemek anne. Bak, ne yedin? Ben bir daha okumak bir sıra daha gidiyor. Haa. Bir sıra yetiyor, onu onlar bize alemez zaten. Allah Allah. Bir sıra doğru, bir sıra doğru. Allah'a şükür, bunun kellahane var, pırasamız var, bir tane kabak kızartması var. Yeter Allah'a şükür. Helal var, pırasalar. Evet. Bugün de onlarla kanımız diyoruz inşallah. Ben burada biraz ara vereceğim arkadaşlar. Telefon geldi. Muhasebe işlerim etti. Kastamonu'ya gitmem gerekiyor. İnşallah gelince yine kaldığımız yerden vlogumuza akşam yemek yiysek devam eder inşallah. Videomuza kaldığım yere devam ediyorum. Eve geldim akşam. Evet dur çaydanlığımızdan buhar çıkıyor. Evet annemiz sobada kestane yapmışlar. Hadi kamera netleş. Tamam kamera buharlaştı. Evet. Ne olmuş? Baktın Murat adamı. Yarmamış gibi iyi de bir fena bir şey yapmıyor. Geçenki nereye yardıydık? Bu hala açılamadı. Bu açılmamış mı? Arkadaşlar bunu sobada yaptık, fırında yaptık. Sobanın gözüne de. Çay da demedik, çay da dememiş. Hani çay damları. İçinde çay var, demleyemem. Çay attım içine. Evet kestaneleri. Burası gösterin şöyle. Haşlanmış bilmiyoruz bakalım nasıl olmuş. Şimdi yiyelim dondurucudan çıkarttığımız kestaneler bunlar. Evet arkadaşlar. Mandalinamız, portakalımız. Ama ezmiş toma şekeri aldıydım. Kuafetimiz var şöyle. Ailecek. Çayımızı demedik. Herkes mayengi de var. Heh. Bu bizim buranın. Taşköprü'de yapılıyor bu. Buna ezme şeker diyorlar. Biz burada toma şekeri diyoruz. Güzelim tazeymiş bu. Ben babaya aldım bunu. Ben bozaydı. Ben bozaydı. İyi afiyet olsun. Ne dedim? Bir şey de kıyarım. Hastanele bak gel gel. Ben sizin gideceğim gelin. Gel yavrum gel. Hasta abine gel hemen gel. Hasta ne de var? Çekirdek var, leblebi var, gofret var, kestane var. Şuraya bak sağa. Hadi gel, kadın babamı unutur gel. Dokun gelin kızım ya. Yok canım daha senin başına çok var. Senin başında bir şey yapmıyoruz. Evde inerlerde. Evde mi? Evde. Yatıyor mu? Oturuyor soyunmuş dokunmuş. Odun bol. La hava. Kastamonu daha soğuk. Donacak mı yer? He? Yer mi donacak? Hava bir ortasak gibi. Şey tarafı biraz -5 diye, -6 diye. Yer gerilmiş daha. He, soğuk. Tıkır tıkır ben geleceğim. Dondu. Arabanın şey altına kar geldiydi. Kapıyla bile şey etmiş. Yer don. Donmuş. Arka kapıla. Yorgun hatırlıyor lan bunun şeyini. Neye? Arabam. Yorgunas. Aslında mavi çadır çekmemel üstüne. Mavi şey. Çadır mavi çadır vardı. Üstüne çekmemel şöyle. Kestane İsa Kezban. Niye yiyem? Bir de şey tutar. Neydi bakayım ben. Şey valla hoşuma gitmiyor bu benim normal. Eteği kestane kadar iyi değil değil mi? Derin dondurucudaki. Tadı yok biraz daha değil mi? Evet, donuyor, geri bırakılıyor, öyle oluyor. Kezme baba. Aynen pişmiş gibi oluyor. Hmm.
Ağız bir koku geliyor. İlk ısırışta. İlkinkine benziyor. Yemiyoruz, yemiyoruz. İlkinkine benziyor. Yemiyoruz, yemiyoruz. Kokmaz, kokmaz. Ağız koku bana. Ne oldu? Ne oldu? Koyamadı. Yok, yok. Yok, ısırınca geliyor bu. Bize hiç sokulmaya gel, kokulmaya gelmiyor, biliyor. Heymen! Kulağı besleye beni. Uçakta yemeyelim, oraya mı? Bana kek götürdüm, kek yiyelim. Sen de be. Hmm. Kokuyor mokuyor dedik ama 5 tane yedim. Gel daha gel işte iyi. Şu güzelmiş kız buna bakın. Taze ya. Kastamonu lokumu. Bizim bir de taş kapıda yapılıyor. Gelmeşten aldım. Bakkaldan aldım. Açık mı bakkal? Hmm. Etebelle ucuzlayacak diyor. Bilmiyorum kadın valla. Yansır inşallah ya. Bir gün de yansımaz. Şöyle 2-3 gün geçmesi lazım. Giyme kuşama niye indirim geliyor diye. Ya işte yansıyacak yavaş yavaş. Birden olmuyor yani. Yüzün olmaz. Sen başka etme. Hmm. Bu şey çok iyiydi. Yağlı. Kemikler çok iyiydi. Zoğaladı. Et yeme, bu yeme. Ne yiyeceksin? Değil mi bunlar? Kış gününde değil mi? Önce etine mangala kay. Elban, iyi yumuşak, iyi. Yedim, yedim. Yedim, yedim. Afiyet olsun. Hiçbir dokunma. Sağ olun, yerindeyken yiyeceğim, boş ver. Ver, bari kurallığı ben de koyayım. Afiyet olsun bana. Sesini böyle. Tepsi al bende ya. Pazardan alma eskiden yarım alma götürürlerdi. Yarım? Niye? Yarım alma. Yakan doğum eskiden böyle mağazanı yoktu benim küçüklüğümde. Almalı don vardı. Adam keserdi çürüğünü, yarım alma satardı. Ha, o şekilde. Yarım almaları böyle satarlardı. Pazarda. Ondan sonra sözüm onu eşeğe, beygire, altı torbaları dolduru güldüm millet. Ha. Allah'ıma çok şükür şimdi her şey var. Allah'ıma şükür olsun. Şimdi kamyonla ve arabalı ve taksiyle ve motorla ve Allah'ıma şükür olsun Cenab-ı Allah'ım. Bunlara şahit etmesin Cenab-ı Allah. Devletimize, milletimize huzur versin ya Rabbi. Şu mübarek günlerde. Amin sağ ol. Pazarları başını satardı eskiden? Erkan, eskiden portakal yoktu oğlum. Birkaç şey koydu adam şöyle portakal. Gücü yetmezdi adam portakal almaz. Hmm. Pahalıydı portakal. Vardı ama değil mi? Ha. Bundan 40 sene evvelsi mesela 50 sene evvelsi portakal diye bir şey oldu. Tosya'dan 2 santim uzun götürürlerdi. Millet kapışa giderdi. En meşhur oydu. Tosya uzun muydu? Tosya yok oldu. Yok oldu. Zaten en meşhurdu. Ama üzümüydü. Tosya üzümü deyince zaten. Tosya üzümü deyince. Adam 2 santim şey götürdü. Bir dakikada biterdi. Yok ya. Bitti derdi. Onu da her insan alamazdı. Ya. Şimdi üzüm varla ne yapacaksın yine? Anne şimdi üzüm her yerde yetişiyor şimdi. Ha, sıcak mı? Tosya'dan gördüğü üzüm. Daha yine pazar üzüm var. Bak şimdi Aralık ayında kış geldi. Daha üzüm var. Atlarla götürüyor Tosya'dan. Evet. Şey vardı. Kimdi kış onun adı? Şu... Neydi onun adı ya?
Nereye yemin? Şey neydi kız? Şey, kepekçe şeyini bizim kızın adı, babasının adı. Hacı Ahmet. Hacı Ahmet vardı rahmet. Hacı Ahmet derlerdi. Hacı Ahmet derlerdi ona. Zevren'in yanısına. Zevren'in babasına. Ha. Peçete vereyim. Kulağa bak, sana bakıyor bak, mandalı portu. Tatlı yiyince... Gitmeyeyim mi? Hadi geldi demek. Mayhoş ya. Söylemez ya, demden... Oğlum. Demden aşağı yedim, köfteyi dedim biliyor musun? Üstüne de ne kadar acı biberi dedim. Anno! Beynimden çıktı böyle. Erkan, ah. Ubam... İki çuval almalı, sandık da yoktu eskiden. İki çuval almış sepetine, pazardan. Daha yukarı çitten, Kızılcan'a yukarı giderdi. Hmm. Karacakaya doğru buğdayla değiştirdi. Bir kilo almıyor, bir kilo buğday. Bir eğitim sırtına yüklediler, girerlerdi. Ninemine rahmetlik. Ya. O gününe geride kaldı. Babam çok akıllı adamını sonradan... Köpe de ağzına düştü. Şey etti. Şey daha al. Tazu vardı, tazu inan. Tazu vardı, tavşanla tutardı böyle tazu. 300 kere sattı bir tazuyu. Bir su komiş parasıydı. Kaç sene yaptı avcılık bu? Valla Erkan, benim küçüklüğümden beri 50 sene avcılık yaptı. Oo. 40 sene, 50 sene akçatağı yaptı babam. Hem avcılık yaptı, hem de avcılık. Rahmetlik, hem karnı doyurdu, selbet. Babam çok çalışmazdı, rahmetlik. Ondan sonra. Allah merak ettim. Fakat işte... Ha. Ne yapacaksın? Ya astırandı, rahmet de verdi. Tatlı, sofraya oturdular şimdi. Hüsnan, oğlum. Daha sen şuradan şuraya geçti, yetişemedin. Oradan şuraya atladı. Yok, bulamadım. Dedem, yok artık, kayınlandı. Öyle değil, öyle değil. Oturlardı kayınlandı. Şimdi, sen bilmiyorsun koşmasın. Kayınlandı. Sen ne anlarsın? Ben eskiden... Babam bir kilo başlar baba. Beş tavşan götürdüğünde doldurdu böyle şeyi, tencereyi tavşan etiyle. Ya öyle yiyorduk okula giderken. Erkan yemeğin yemezdi. Bu, bir hambarımız vardı, hambarın içine koyulardı. Efendim söyleyeyim, öyle yedirlerdi. Ya o zaman da o şeymiş yani insanlar ona. Kellalı görüyordu, anam kumuş gibi peklerdi. 8 gün yiyirdik kelleyi. Hayvan kellesini. Anam bek büşürdü kelle ya. Ne diyorsun sen? Anam gümüş. Gümüş ederdi bu, gümüş ederdi. Ben biliyorum. Her hafta götürdüm anam seni de. Ya şimdi kelle büşürdük. Bu cebimiz var, koca bu cebi var. Kadar da satmıyorlar mı ne? Yok. Yok kız, mangı. Cebe. Neyle bu işkembe, yatıyorlar mı neydi? Yok ya, satıyorlar kasabaları. Şeyleri satıyorlar, çorbacıları. Çorbacılar alıyor, çorbacılar. Ha anne, sendeyiz. Gümüş gibi diye kezban orada. Şey bu şöyle yaptı. Gümüş gibi diye adam alıyor. Şöyle çıkadık tepsiye. Üçüdük. Bitti yine kere oldu. Ama kızım bana doğruya ben de kıyıyorum. O doğruya ben de kıyıyorum. Ben yedim. Epey yedim yani. O doğru dükkü ben yedim. O doğru dükkü ben yedim. Kalın yerleri var, bir kalın yerleri. Ben iyi biliyorum, sen çok yapardın aşağıda da. Babam oturdu, devamlı kelle pişirdin. Şimdi Erkan, rahmetlik. Ben yedim. Geldiğimiz zelini, zelimin rahmetlik olurdu. Anası vardı, yalnı yak gezerdi. Batardı, şimdi bir deşte yatağı. Erkan, yalnı yak pazara giderdi. Sırtını 2 kilo kendi aldı. Doğru pazarı, oradan 2 kilo kendi satardı, bir kelle aldı. O amca Nurhan geldi kelleyi. Hmm, kendi değerliydi o zaman tabii. Nurhan cennet olsun. Ondan sonra bizim Hasan olmuş. Ben 4-5 yaşında vardım bizim Hasan oğlumdu. 3-4 yaşında biliyorsun Hasan oğlunu. Ay ısmayı dedi, aşağıdan bağırdı. Buyurun Hüsnü abla. Lan uşakla 40-40'ına karıştı bizim Hasan'dan. Gelin yasan 40-40'ına karıştı. Aa. Dedi uşakla 40-40'ına karışıyor mu dedi. Ben geldim lan dedi. Gel Hüsnü abla gel dedi babam. Aa. Bir yerde bir ceket bulsa, bir şey bulsa bana götürür giydirirdi. Hmm. Allah durağı cennet olsun. Çok iyi bir kadınıdır. Temiz kadınıdır. Hem de kelleyi gümüş ederdi, gümüş. Yan ayak gezerdi. Hiç kardı ebedi ayakkabı giymezdi yani. Ebedi yan ayak gezerdi. Allah. Ben o... Kendileri çekince kötü destesini hani pete giderdi. Onları herkesten parayla alıyordu. O kışlardı, o kağlardı, evimi orada böyle soyardı. Soyardı, çok. Parayla alıyordu. Biz verirdik. Babam verdi ucuz şey. İnce kendileri vardı değil mi?
Ya kötü çubukla. Onlar soyardı giderdi kellaldı. Tolaş mı derdiler lan? Ne bir şeydi? Onlar tolaş mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Kötü şey, kötü derse derdi. Ufak kötü çubuk. Kendi açılınca dibine bir kuyu. Onları biz atmadık iyi gibi değil. Derse derdi. Bağlarık, petek ederdi. Petek diyorlar değil mi? Petek derdi. Oğlum ben yalın yak kendi çektim. Yalın yak. Ne ölçeğini tağladı? Ayağım atmadım ayağım. Ayağım, yok. Yalın yak. Babamın oğuna ayıkladım. Yalın yak. Yok ayakkabı. Yok. Ondan sonra Nihmet ablam rahmetli kere. Aa İsmail emmi. Yemin de epey yetişmiş dedi. Yunus gibi Nihmet abla vardı. Yunus'un kardeşi. Çok iyi bir kadın. Durağı cennet olsun. Babam dedi ki Allah dedi şu kendinden rızkımı kes dedi. Adam öyle şey. Bıkmış ondan ha. Bıktı kendi çekmeden. İkisi nasıl yok uçu gelmiyor oğlum. Kolay değil. Ya, zor. Eskiden makine yok. Ya. Bağırdılar. Türk'ü söylerdiler. Mehmet ağrı. Mehmet ağrı ha. Yazıkoy'a kendi çekmeye gittim. Yazıkoy'u. Efendim söyle. Bu yanki Yazıkoy'u. Oraya yan deri aldı. O deri koyun altında kendi çekiyoruz. Karşıda Alaman'ın orada. 15-20 kişi buluyordum adamı. Ben de gittim bizim koyda. Başlarında benim. Fakat ben de çekiyorum. Ben o çıkımdan gidiyorum. O dayı dedi adam. Buyurun dayı dedim. Kendi çektin adam. Şey hissettin miydin? Şey hissettin dedi bana. Kuvvetli çekiyorsun ha? Kuvvetli çekiyorsun dedi. Şey, hani şey hissettin kuvvetli değil. Dağda kimyayı buluyor oğlum. Öyle. Ya koyun geçin bunu. Şimdi ne diyor? Hayvanı iğneyi uru şişire yağ mol dolu et. Etin tadı yok. Ya şu da var baba hani et o diyorsun da. Öyle, şimdi böyle. O zaman çalışıyormuşsunuz, terliyormuşsunuz vücudunuzdan. O terinden hastalığı atıyormuşum ona ne? O terliyorduk. Ha? O kendi çekiyor. Su gibi oluyorduk. Su tabii. Gibi, değil mi? O ter çok önemli işte. Kendine çırparak. Yediğimiz yemek çıkıyor. Su gibi akıyordu değil mi içerisinde? Kendine çırparak da arkadan ağrı. Ya. Ya. O anne o kendini nereye çırparak? Kendine ben biliyorum. Kendine çırparak. Ya kendine ben çırparak ben biliyorum. Şöyle iki ya şap. Ondan sonra şap. Erkan şey orağı kendi çekimine kadar zor bitirdik orağı. Dön bakalım öküzlerle beyler dön harmanda bir de yağmur yağar da bir sel görürse içinde alttaki bu da azarlasmaz. Alıya gidiyor oğlum. Bir direktör destek oturamıyor mu bunda? Ya. Ya. Bıçakla hayvan gidiyor mu? Bıçakla o hayvanı ağzından açıyor şap sopayla. Neler çektik o malı. Öbür yapacağım deste yapacağım. Aslında bir tek şey kısta ıslamalı ne? Saçağın dibinde barıdan. Islamalı arka soymalı. Hep bir yere gel. Artık yok. Şey ıslak olmaz mı? Islak da sen arasın. Islak ne? Niye ele çıkartacaksın değil mi? Islak yok. Hani o insan yok ki. O zaman ne insanı vardı? Ne? Kezban bağı... Götürünce şeye götürünce. Şişsin lan taşı demiyorum. Bir yerinde bir kanal var ya. Atacağın geldim. O bağ kaç kilo geldi? Kuru. Bu? 50 kilo. Islanınca? Islanınca 100 kilodan fazla geldi. Kezban'ı bağ sırtına götürüyormuş onu. Yok. Boş ya şey etme ıslamadan. Kurusunu götürdük, yaşını da götürdüm. Ben ıslaktan aldım, evime kadar götürdüm yaşını. Ben. Yaşını. Sırtımı uğrardım. Yeter. Ama su içinde suyu akıyor hani. Evet. Aktıktan sonra değil mi? Hep böyle çok götürdük. Buradan buradan bağ alıp sırtımı aşağı koyun bu şeyi. Bağ şeyi. Şeyle vardı, eski kızakla vardı. Ağzın ağaçta var. Yani gide gele biterdi kavakla. Neler? O kış günü. Bizim bahçede ıslak vardı şurada. Yeah. Bir kar yağardı o biçim. Donardı kendi. Doğmadan kendini sereceksin. Akça kendi. Ya öyle. Akça kendi biraz daha zordu değil mi onu şey etmesi? Kuru da çıkaracağım. Şey zobanın başına kurduk da satardık. O daha pahalıydı. Ben yaşlarını götürüp zobanın başına. Kurudu mu? Ha, hemen şey darı. Bir gün kendir darıyorsun. Lan bıktım canımdan. Neydin? Kendir gümüş gibi darıyorum. Bir de köklü kendir satmak serbest dediler. Köklü? Köklü kendir göttün mu germeçte allardı. Daraklar vardı. Daraklarla kokunu darardı. Biliyor musun? Koya uğrardı ucuz giderdi kendir. Ha. Ya mesela birinci kalite, ikinci kalite değil. Kendir darağı vardı eskiden. Evet evet. Böyle. Böyle darardık böyle. Onun darağı neyleydi? Şöyle miydi? Uzun mu? Diye şöyle bir darak koydu şurada. Şöyle tahta da dur. Şurada kar 50-60 mıkvadı. Ha. Şöyle bir mıkva ya bizim.
Şurada bir mıh vardı hani. Öyle, şurada şöyle. Bir mıh var. Ha ha ha. O işte öyle. 50-60 mıh. Kendi darağı mıhı doğru işte. Ya çat pat hatırlıyorum onu. Yani kokunu darayacaksın kumuş gibi. Ben onu, onunla bir şey şey değerini kaybetmedim. Hmm. Bir tek kendini soyma ne olmuyor? Onu darayacaksın. Evet. Hakkı zor olur. Hmm. Soyma yine ne olmuyor? Oğlum çok zahmetlecek. Onlar ne yaparlardı? Kendirden? Kendirden oğlum. Eskiden gemilere şey yaparlardı. Halat mı? Bu halat, urgan yaparlardı. Ondan sonra şu sıvalara uğrarlardı. Akçe kendiri keserlerdi bu sıvaları. Ama İstanbullardı. Şimdi kendirin 300, 300 mi artık, 100 mü kaç tane devası varmış yani. Kendir olan yeri hastalık olmazmış hani. Ya. O da şifalı bir bitkiymiş kendir. Tohumu kenevir mi diyor? Bu? Kenevir, kenevir. Kendir, kendir. Kendir ayrı, kenevir ayrı değil mi? Kenevir ayrı, kendir ayrı. Bizim kendir. Kendir bizimki. Bunların ektiği kenevir. Şey. Bu dergini değil mi? O bunlar da öyleymiş ya. Olaydı. Keten. Bunlar keten tohumu. Keten. Ondan sonra zabayazanı giderdik erkenden. O şeydi. Oruç tutardık. Öğleden sonra bıraktık. Cayır, cayır çekerdik orka. Oruç ne dediniz? Şey vardı. Hüsema vardı rahmetli. Hüsema derlerdi ki şey milazim bot. Bir bu ya, bir o ya, bir bu ya. Şey Mustafa vardı, müdür Mustafa. Bir o ya, bir bu ya. Cayır cayır bu ya. Ne olurlardı. Bir iki dönüm yeri şey çekerdi bunu adam. Selim Yali Hacı Ali rahmetli bir kendi çekerdi. Ana! Övüne durulmazdı. Ya ben çok... Ondan ben kendi çektim seni. Ben de çok soydum kendir. Ben de kendir çok soydum. Soyduk ki. Ben de çok soydum. Şurada ya. Hüsnü Nami şey de soyardılar. Aşağıda neydi o? Çağrı'da soyardı. Aşağıda doğru soyuyor. Hep orada aşağı doğru. Böyle ağatın boş şey olmuyor. Şey olmadı mı Erkan? Kecin olması ne? Yüksekteyse soyalardı. Güzel oldu kendine. Evet. Aşağı doğru sallandı şöyle. Herkes odana onu geldi. Bir deşte aldı, iki deşte aldı. O odana onu da kendi soyaydı. Ayaktı. Allah Allah. Hem sohbet ederlerdi ha? Hem sohbet eder millet. Hem sohbet ederlerdi. Yüksekleri buraya kadar götürdü desteği. Nerede? Hepbeye gelmiş. Allah Allah. Burada sen. Nürem rahmetli. Buraya kadar destek oturdu. Kucağına aldı. Odan oğlunu. Orada kendi soyardı. Orada kendi soyardı. Bir sene de yardım ederdi bende. Allah Allah. O ara sohbet muhabbet olmuştu. Değil mi? Ne diyorsun sen? Ne muhabbet? 30-40 kişi kendi soyardı. Efendim sen de o zaman mı? O zaman ben olacağımışım işte. Ama o zaman kamera yok. Nereden bulacağım? Sen ne diyorsun ah oğlum? Ben daha kamerayı alalım 11 sene oluyor. Yevler yok fışkı dolardı. Keciğim fışkı. Tağları hayvan altına tağlı. Fışkı ne fışkı? Fışkı kendinin şişketini atardık cayır cayır eziliyordu. Tavarın altına atardık. Efendim. Fışkı da pireç olur değil mi? Kendinin kecini verdik. Hı-hı. Çiğnediğim ayağın altını dedi. Çıbığı yani çıbığı. Yani şimdi... Kemriye fışkı derdi. Aynı o gibi oldu. Tağlıya çekerdik onu. Onda pire mi çok oldu, bitmiş çok oldu? Yok, pire olmazdı ya. İlaç etti. Ben öyle biliyorum. Fışkı da oldu hemen ha. Bana da diyor, oldu. Bir sene Samarlık'ta bizim bir pire oldu. Anı, yedi bizi, yedi. O yüzden diyorum. Şey de öyle. Fışkı. Ya ezilmiş çubuk arkadaşlar. Ya ezildi de aynı kedin gibi şey tolaşık gibi oldu işte o. Gübre oluyordu gübre. Gübre oluyordu. Yani. Erkan, Ercep dayı vardı rahmetli dük derlerdi. Pazardan 2,5 yerde bir pontul aldı. Bana giydirdi götür koyu. İsmail pontul verdim şeyi. Giydirdim bacağını şeyin. Yeminin. 5 kat borcum o derdi. Tamam Ercep dayı. 2,5 aldı 5'e sıtardı bana. Rahmetli. Çok iyi bir adamı da. O adam parayı kazanırdı da. Temiz adamıydı. Nurgöllü'nde yaptı. Eşek alır, eşek satardı. Başka bir iş yapmazdı. Satırmış ya şimdi. Oğlum 5 kat versen seni götürüyorum pazara 10 kat dedi. Bir gün atacağın hatını eşekli çaya girmiş, satırmış da girmiş bu yakadı. Su gibi kağıdına baktı. Ya Ercep dedi, oğlum hasta ol, bir şey olmaz ama dedi. Ya satırmış, dilesine para veriyor. Rahmetli. Efendim söyle. O da onu götürüyor pazarı. Eşeğe bindiriyor. Gözlüme oturuyor. Ya ne gün ne ya. Ama satılmış çok öfeydi. Demişti öyle. İçiyor mu? Namaz girdi öyle. Hı? Davulcu gir, cimbek gir. Cimbeye gir. Dur. Esas bize cimbeye girdi öyle.
Sülalemiz Cimbeygil Erkan bizim. Hmm. Cimbeygil. Şey Kenan öyle geçiyor. Cimbeygil geçiyor derdi. Hmm. Kenan rahmetlik. Lakaptı. Ha. Ondan sonra Allah'ım çok neler, neler neler neler. Çaya neler. Gitti valla. Bunda çay güzel oluyor. Ben seviyorum bunda. Çay yap oluyor. Öteki demlikleri içemiyorum. Boğazıma alıştım. Bu devamlı bunu da demletiyorum. Kızma ya sabah akşam. Erkan şimdi ben... Sinirini içiyorum, sıkıntı yok. Erkan bir şey diyeyim ben sana. Şeker yok doğru eskiden. Fakat kendir çok değerliydi. Şu tomo şekerini iki ağır verirlerdi. Ha. İki ağır verirlerdi. Üç ağır verirlerdi. O da kendi kıymeti bindi ki bu biçim. Fakat millet kar, dağlar, taşlar ekince... Aynen sarımsak gibi. Kendinin kıymeti bitti. Azaldı. Ha. Ona, şimdi ne derdi adam? Bir tek pahalı soyardı, sırtını uğrardı hemen. Öte birisinin nesi varsa bazardı. Veya eşeğe var, iki ufak demet yüklü bir şey. Sırtını da biner de şey, doğru pazarı varınca satınca öte birisini yıkardı, doldurdu. Efendim söyleyeyim, ta para cebinde. Her şey oldu. Bol. Şimdi rahmetli kıvamına buza bir inek götürdük, sattık. 2,5-5 lira para kazandık. O zaman öyle. Ana babam gelirken 2,5 lira buldu hem Erkan. Neyle para? Dolar gibiydi 2,5 lira. Kıpkırmızıydı böyle. Biliyorum Kezban iki, bilmez. Bunu da bilmez de. 2,5 lirayı. Kağıt para 2,5 lira. Bilmezsin siz. Kağıt para buldum babam. Eskiden cep yoktu. Pontul 40 demalı. Adam cep ondan sonra okur yazar yoktu. Benim küçüklüğümde 15-12 yaşındayken. Eski adamı bilmeyeli. Evet. Ondan sonra oturdu adam parayı sayarken düşürdü. Bilemezdi kaç para olduğunu. Hmm. Ya. Ama şimdi millet televizyonda ne varsa görüyor. Arkadaşım ne yaptı? Şimdi de para yok. Okur yazar. Şimdi de para yok. Para bol para. Para ya, bol da şeyi yok. Paranın yok. Değeri yok. Değeri yok. Para yok. Bol. Para kazanç bol. 100 lirayı nerede buluyor? 100 lirayı yukamış veriyor abi benim kuşluğumda. Aşık param 160 geldi, bir çiftlik uzaldı. 3 sene koştular. Hikme daha 2 senelik motor verdi, su motoru bize. Sen bilmezsin o zaman. Şehadet kadının geldiğinde vardı. Ya. Ah oğlum ah neler çok. Şehadet kadına girerdik ayağımıza. Kendisi vardı o değil. Tık tık tık. 40 kilo benzin yakardı günde. 40 kilo gaz yağı. Bu neyle baş ederdiniz onu? Lan oğlum 1 lira kilosu. Ha. 40 kilosu 40 lira. Bir bağ tutuyor 100 lira. Evde yanar. Yağdan buluyor. Yağdan değil mi? Burada yanar. Lan bu da yanan gaz yağı. Ha tamam. İdarede yanar. İdarede yanan gaz yağı. Eskiden şuraya bir lamba koyardı. Silahlardı kumuş gibi. Misafir gelince yakarız diye. İdareyle durardık evde. İslenirdi değil mi için? Böyle hava yukarı giderdi. Bu halde bir takı şöyle olur. Böyle takı. Ha. Böyle duman dumana giderdi. Var mı melahatı? Ya. Camı bek kırıldı. Değişti. Seni yazdı. Neler oğlum neler. Aa. Şeyle fenerli vardı böyle. Onlarla dama girerdik, dam kurardık. Aşkıyı aşardık böyle. Ben bu işi buldum. Yemin onda çıksan bir yer görmüyorsun. Her zindan gibi karanlık. Her yer zindan karanlık. Efendim söyleyeyim. Bir insan bir sene doğası görmüyor. Ben de yemin onda. Tepende yanıyor. İşte kaçta geldi? 70'te ne geldi? Bu benim gelmeden geldi şıkla. Ne diyorsun? He? Ben size gelmeden geldi şıkla. Geldi biz daktıramadı oğlum. Bunu bir zaman daktırmadılar. Ben bayman biz duruyor dediler. Lan oğlum bahalı dedik. İstiyle bu istiyle. Ben Erkan net dük biliyorum. 30 sene istiyordu. Rahim daktır dedi. Rahim hem daktır dedi. Pahandan bize 600 kâh para dedi. Bir kişi işlemiş. 900 kâh mı ne olmuş para? O zaman 900 kâh da büyük para. 30 sene istiyorduk dedik parayı. Valla 30 sene istiyorduk dedik. O zaman her şey para etmez. Ne diyorsun? Ondan sonra kömüşümüz öldü. Bir kömüş aldım adı. Kömüş öldü. Tek kömüş geldi. Bir daha aldık kömüş. Bir daha gayrı motor aldık. Ben de şu kesme derdi. Ne zaman namazına gitmiş İsmail'im ha? Yatıyormuş komşu. Ya bu bak keserim komşu. İçine git namazı kılınca el komşu tarımda mındar gitmiş. Komşum küçüklüğü tutulmuş. Gelmedi. Sütüklüğü tutulmuş komşum. Her bir de bir yedi, işte korkun. Ah be yedi. Efeydim valla. Valla efeydim. Ne olur dürttüm hadi şöyle. Yurtağında karın ayağına da şeyim yemin. Bağırmış. Sen yoktun.
Bizde. Var mıydın? Komşum öldürdü. Vardın herhalde bana.